Şimdi Dilan Çiçek demişken, Dilan Çiçek Deniz etkinliğin yapıldığı alana girdi ve nefesler tutuldu. Bakın tarzına. Dilan Çiçek Deniz bu kıyafetini çok sevdi. Yere sere serpe uzandı ve çok sayıda poz verdi. Şıklığıyla göz kamaştıran Dilan Çiçek, at kuyruğu topladığı saçlarıyla yüzünü açıkta bıraktı. Bacak boyunu gösteren derin itmacıyla davetin iddialı isimlerindendi. Dilan'ın yüzünün güzelliğine güzel, bakar mısın? Yani güzel taşımış. İncecik olduğu için güzel taşımış. Çok evet. Güzel. Mesela bak, zayıf ama bacakları kaslı, belli ki düzenli spor yapıyor. Hmm. Buz pateni kıyafeti. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Kızı da beğeniyorum. Güzel olmuş yani. Şimdi biz de çok beğeniyoruz. Çok çok sarzıyla zaten salona girmesiyle birlikte nefesler. Yani o bacakları tutuyorum. Bazıları zayıf ama bacakları böyle şey gibi duruyor. Yani kaslı, kaslı. Diri diri duruyor. Yani evet. O şey kötü kürdan spor, gibi durmuyor. Spor yaptığı belli oluyor. Çok şık. Peki Ebru, genelde yurt dışında yapılan ödül törenlerine ya da davetlere bakıyoruz. Oradaki yıldız isimler hep böyle rengarenk, farklı tarzlarla gidiyorlar. Bizdekiler ise hep en kolayı seçiyorlar. Hep siyahlar. En kolayı seçmiyoruz. Bak, siyahlara bakar mısın? Aslında evet ya. Ha? Dümdüz siyahlar. Hatta sosyal medyada şöyle espri yani yapıyorlar. Kimin yasını tutuyorlar acaba? Cenazeye mi gidiyorlar? Aynen. Halbuki gösterdiğin bütün kadınların da fizikleri muhteşem. Evet. Yani... Hani desen ki böyle, böyle etli mutlu, hafif etli mutlu, oradan fışkırıyor, buradan fışkırıyor tipler olsa anlarım. Derli toplu gitmiş. Ama hepsi zaten bebek gibi. Hani hepsi incecik kadınlara. Hele Ebru Özkan sanki az önce üzücü evet ve ya sıkıcı bir haber almışsın da. Ama Suat hay Allah da öyle. Buraya kadar da geldi. Evet. İfade İçeriye de o kadının. De gireyim. Ha, gözlüğü de takınca İfade tam de o kadından. Üzüntüm belli ki olmasın. O kadar iyi bir oyuncu. Çok. Yani takdir edilecek evet bir oyuncu. İfade de o. Sanki zorla gelmiş gibi. Zorla gelmiş gibi. Şimdi evet. Siyah bizim de Müge ile vazgeçilmez her kadının rengimizdi. Aslında dolabında hepimizdedir o şey. Bir düğüne, bir davete gidiyorsak siyah giyeriz ki arkamızdan kimse aynen konuşmasın. Ha, en son renkli giyindik. O ayakkabıyla, o ayakkabıyla, o elbise olmuş mu diye arkamızdan konuşmasınlar diye biz en basit ben siyahı. En çok... Talihsiz en baştaki kızımızda gerçekten o güzelim kıza, yetenekli kıza. Bir de Pınar Deniz'e üzüldüm. Pınar plaja, Deniz. Sanki böyle plaja inmişsin de bikinini çıkarmışsın, üstüme bravo elbisemi giydirip evime gideyim aynen elbisesi. Plaj partisinden gelmiş gibi. Yani kızın ne göğsünü top... Baksana incecik bebek. Yani bebek, o göğsünle o ip zaten, hiç. Bele bakar mısın? Pınar Deniz'e, Pınar Deniz'e öyle şeyler yazdılar ki Pınar Deniz'i giydiren stilistleri ve Pınar Deniz evet ne ya düşünüyor acaba? Yani stilist yani falan hiç olsa felaket olurum. Aynen. Ama... dünya güzeli kızı bu hale getirmekte başarı ister. Çok çok yani üstüne geçirdim, eve gidiyorum. Ebru, sen de bu moda işiyle uğraşıyorsun. Sen ne kadar dayatırsan dayat ama kişinin de bir hayır bir dakika bu olmadı. Bunu taşıyamam, istemiyorum demesi de onu lazım anlıyorsun değil mi? Ama ben mesela benim Türk'ten çok Arap ve Arap gelinlerim var. Çoğunu ha da paylaşamıyorum. Normalde kapalı oldukları için, düğünleri harem selam olduk için o gelinlerin çoğunu paylaşamıyorum. Mesela onlar da aklında bir fikirle geliyor. Ama kız hafif balık etliyse, istediği model uymuyorsa ben söylüyorum başından. Tavsiyede bulunuyorsun. Çünkü ondan sonra onun istediğini yapıp uymadığını bile bile yaparsam içine girdiğinde aa bu bana olmadı diyor. Bana bir daha iş çıkıyor çünkü. Tabii. Ben başından diyorum ki böyle 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 böyle. O da diyor ki tamam ben risk alıyorum ya da haklısın diyor, böyle çeviriyor. Ben başından tutamam çenemi zaten ben. Tabii ki. Yani ben söylüyorum. Hatta yani. Hatta orada bir de kız da diyordur ki sana bir gıdı yaptırayım. Ondan sonra aa, sana tabii, bir dudak tabii yaptırayım. Diyordur. Diyordur. Hepsiyle arkadaşım da yani gece yazıyorlar. Mesela Türkiye'ye geleceğim estetikçi orası burası soruyorlar zaten. Diyor ki doğurayım diyor, nereye gideyim. Biz arkadaş oluyoruz onlarla. Sen onlara bir paket program yapıyorsun estetikten doğuma kadar. Kocasının saç ektirmesinden diye. Yani ben tutamam çenemi söylüyorum yani. Evet olmamış ya. Yani biz beceremiyoruz. Galiba giyinme işini biz beceremiyoruz. Evet. Niye bilmiyorum.